Sakarya'nın Uydu Kanalı TV 264'ten iyi akşamlar. Ekonomi Pusulası'yla karşınızdayız. Her salı aynı saatte sizlerle birlikte oluyoruz. Bu akşam konuğumuz Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Tuncer Açan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Programımıza geldiniz. Şeref verdiniz. Ben de şeref duydum, mutluluk duydum. Çok güzel bir stüdyonuz var. Gurur da duydum Sakarya'mız adına. Biz de teşekkür ederiz bu övgülerinizden dolayı. Tuncer Açan'ı tanıyabilir miyiz sizden? 68 doğumluyum. Lise mezunuyum, meslek lisesi mezunuyum özellikle söyleyeyim. Yani Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanıyım, Ticaret Odası'ndayım. Ama bu işte çevre gönüllüsü olarak varım. Fakat komisyonumuzda çok değerli arkadaşlarımız var. Bu konuda çok şanslıyız. Hem bizim komisyonumuz hem de Sakarya çok şanslı. Beraberinde biraz sonra da anlatacağım aslında. Türkiye'de şanslı bir konumda oldu. Birçok projeyi üretiyoruz ve üretmeye de devam ediyoruz. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Büyük kızım Güneş, beni seyrediyordur, selamlar. Selamlar yolluyoruz kendilerine. Evet, küçük kızım Aydan, dünya tatlısı iki kızım var. Eşimle beraber Serdivan'da oturuyoruz. İki tane firmayla birlikte çalışıyorum. Bir tanesi ticaret yapan bir firma, tedarikçi boyutunda. Diğeri de üretim yapan bir firma. Üretim konusunda çok mutluyum. İş güvenliğine dönük kaynak koruyucu deriden iş güvenliği ürünleri üretiyoruz. Dünyadaki ilk 5 arasında kalite standartlarımız. Ben ilk 5 diyorum ama mütevazi olarak söylüyorum. Gerçekten şu buradan daha üstün demiyorum. Türk malı olarak üretiyoruz ve çok da keyif alıyorum bu konuda. Gurur verici bir şey. Evet, ben de gurur duyuyorum. Hem ülkem adına hem şehrim adına gurur duyuyorum. Çünkü en iyisini üretmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyum. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı görevini icra ediyorsunuz. Evet. Komisyon olarak neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınız nelerdir? Komisyonun amacı nelerdir? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii mutlulukla. Dediğim gibi ben eğitim olarak bu konuda bir eğitim almadım ama çevre gönüllüsüyüm. Çok enteresan da bir güne denk geldi bu program. Evet, birazdan ben onu dipnot olarak sunacaktım evet, ama. Peki kalsın o. Siz gene sunun. Daha da keyifli olur. Ben bu göreve talip oldum. Arkadaşlarım da sağ olsunlar seçtiler. Çünkü burada çok çok yapılması gereken işler var. Aslında Sakarya çok enteresan bir yer. Enteresanlığı şu güzelliğinden dolayı bunu kastediyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar güzel bir coğrafya yok. Yani Allah'ın verdiği her güzellik burada. Göl burada, nehir burada, deniz burada, yaylalar burada, ova burada. Yani arayacağınız her şey burada. Ama ne yazık, tabii bunlarla beraber bunların bir şekilde düşmanları da burada. Ama düşmanları da dışarıdan değil. Hani böyle bilerek veya bilmeyerek bu doğayı kirleten kirleticileriz. Aslında hepimiz bir tarafındayız işin. Yani bu böyle dışarıda birisi var, geliyor, yapıyor değil. O tip olaylar da var, adli olaylar ama onun ötesinde bizim kendi içimizde de kendi kirleticilerimiz var. Bunun bir kısmının gerçekten farkına varmıyoruz. Yani işte evimizde atık yağımızı lavabodan boşalttığımız zaman aslında biz de bir kirletici oluyoruz. Belki bunun çok farkına varmıyoruz. İşte sanayimizde belki bizim için önemli olmayan ama çöpe attığımız fakat çöpe atılmaması gereken aslında geri dönüşüme gönderilmesi gereken malzemelerde bir kirletici oluyoruz. Günlük yaşantımızın her dakikasında var bu. Var var, evet. Bunun bir kısmının farkındayız, bir kısmının farkında değiliz. Biz elimizden geldiğince farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bizim çevre komisyonumuz, çevre ve şehircilik komisyonumuz bu konuda üstlendiği görev daha çok farkındalığı oluşturmak ve bununla ilgili birimleri harekete geçirmek. Bu konuda Sakarya sanıyorum her zamankinden çok daha şanslı bir dönemde.
Çünkü bütün paydaşlar, hepimiz bir araya gelebiliyoruz. Bu konuda tanınan ve güvenilen bir kurumuz. Bizimle beraber hareket ediliyor. Bilmiyorum siz soracak mısınız yoksa ben anlatayım mı şey konusunda, yani yaptıklarımız konusunda? Onlara daha sonra gireceğim. Peki. Aslında bugün ilginç bir olay var. Onunla devam etmek istiyorum. Yayından önce sizle konuştuğumuzda, konuşmamızda gündeme gelmişti. 2014 yılında evet. Sizin bir yürüyüşünüz var. Evet. Sakarya'nın göz bebeği Sapanca Gölü. Evet. O dönemde bir kuraklık yaşadı. Yani kuraklık demeyelim de bir su çekilmesi evet. yaşadı. Ve siz de bu konuyla alakalı dikkat çekmek için Sapanca Gölü'nün yok olmaması için, o kaynağın iyi değerlendirilmesi, korunması için bir yürüyüş gerçekleştirdiniz. Ve tam bugündü. Yani evet. bundan 5 yıl önce bugündü. Onu bir anlatır mısınız? Tesadüfen Facebook'un hatırlattığı... Bu arada arkadaşlarımız da yayına verdi fotoğrafı. Evet, evet. Facebook'un hatırlattığı bir görüntü oldu. Ve bugün de programla karşılaşınca gerçekten tesadüf diye bir şey yok. Zaten buna inanıyorum hayatımda. Evet. O günlerde Sapanca çok hızlı bir şekilde suyu çekiliyordu ve artık geri dönülemeyecek noktaya doğru hızla gidiyordu. Bir şekilde işte Kocaeli Belediyesi'nin veya Kocaeli'den bazı tesislerin oradan su çektiği söyleniyordu. Su fabrikalarımız vardı ama çok fazla etkileri olduğu konusunda hani net bir şeyde bilgi sahibi değildik. Halen de değiliz ve belki de o kadar da çok şey değiller. Yani konunun içinde bu suyu bu kadar azaltacak derecede bir etkileri yok. Öyle olduğunu düşünüyorum. Fakat bir şekilde de şeydi, Sapanca Gölü her gün daha çok kötüye gidiyordu. Sanki şey gibi geldi bana, yani doğanın bir şekilde fark edilmesi lazımdı. İnsanlar, herkes bir yerden konuşuyorlardı kendi arasında ama bu fark edilmiyordu. Yani bu kendi kendine gidiyordu. Bunu fark ettirmek istedim. Hiç kimseye söylemedim bunu. Hiç kimsenin haberi olmadı. Kendim, direkt evden çıktınız. Evet, evet, evet. Kendim bir reklam tabelası hazırladım. Önüme arkama yaftaları yapıştırdım. Evet. Şu an ekranda görüyorum. Evet, evet. Böyle bir yürüyüş gerçekleştirdim ve bu yürüyüşten sonra çok ilgi çekti. Bir gösteri de oldu göl başında. Ve şey, İzmit Belediyesi işte Tüpraş'ın soğutulmasıyla ilgili deniz suyunu kullanacaklarını, oradan su almayacaklarına dair bazı açıklamalar oldu. Ama dediğim gibi biz tabii şu veya bu şey sistemden dolayı göl o kadar kurudu diyemeyiz. Bildiğimiz, elimizde net bir done yok. Fakat göl gidiyordu elimizden. Gerçi şimdi de kendi içinde bazı kirleticileri var. Evet, güzel çalışmalar da yapıldı. Etrafı korumaya alındı, göle dışarıdan. Sıkanını evet, evet, oldu, evet. Sular gelmesin, kirleticiler gelmesin diye bazı önlemler alındı. Ama yeterli mi? Belki de değil. Belki çok daha iyi bir hale getirmemiz lazım. Bu kadar güzel kaynaklarımızı çok daha iyi kullanıyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, biz ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz de biz de, çünkü şöyle bir şey, biraz önce dediğim gibi kirleticiler aslında dışarıda değil, kirleticiler bizleriz. Yani sistemin içinde olan kişiler olarak biz olduğumuz için çözüm de bizde. Sadece ortaya sorunları koyup nasıl çözebiliriz'i konuşmamız gerekiyor. Yoksa sen kirlettin, yok hayır ben kirlettim değil, hepimiz işin bir tarafındayız. Temizlemesinin de bir tarafındayız aslında. Yani hepimiz bunu el birliğiyle yapabiliriz. Biz bunu Sakarya Ticaret Odası ve Sanayi Odası'nda dediğim gibi çok böyle şanslı bir dönemdeyiz. Çok güzel bir başkan seçildi. Çok güzel bir yönetim seçildi. Herkes idealist, herkes Sakarya'yı daha ileriye taşımayı amaçlı. El ele verdik. Tüm komisyonlarımız farklı yerlerde çok güzel çabalar içindeler. Yani siz bizimle konuşuyorsunuz ama diğer başka komisyonlarımız, meslek komitelerimiz, herkes daha iyisi için çabalıyor. Yerel yönetimlerden de desteklerimizi alıyoruz, almaya çabalıyoruz. Onların da bize karşı davranışları, tevazuları çok güzel. Bununla beraber devletimiz işte bizimle ilgili işte il şehircilik ve çevre ve şehircilik müdürlüğü, il Milli Eğitim Müdürlüğü, çok güzel ilişkilerimiz var. Çünkü biliyoruz ki bunun
en başından eğitilerek anlatılması gereken bir süreci var. Bundan dolayı da el ele vermiş ve el ele bir şeyler yapmaya çabalayan bir durumdayız. Sakarya'nın çok daha iyi, hak ettiği doğasının, çevresinin daha güzel olabileceği günlere doğru hızla gideceğimizi düşünüyorum. Şimdi çevreden konuşuyoruz. Çevre Komisyonu Başkanısınız. Sizin bu çevreye olan duyarlılığınız, bu doğa severliğiniz nereden geliyor? Ne zaman başladı? Bu işlerin içine ne zaman girdiniz? Geriye dönersek, buradan bahsedersek. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey oldu. Lise çağlarında bizim Mehmet Ersuz öğretmenimiz var. Şu an Sakvan'ın müdürüdür. Çok güzel bir insandır. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Evet, dünya iyisi bir insandır. O bize şeyi anlatmıştı. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncayı anlatmıştı. Çok etkilenmiştim ondan. Ondan sonra hayatımda hep öyle bir düstur edindim. Yani bir şey varsa ben oraya şikayet eden değil de elimden geleni yapan insan olmaya çalıştım hep. Yani eğer ortada bir yangın varsa ve ben bu yangını görüyorsam ben işte yangın var nasıl söndüreceğiz değil de ben ne yapabilirim noktasında hep çabaladım. Sapanca'daki yürüyüşüm de öyle oldu. Yani ne yapabilirdim? Bir şekilde ortadan gidiyordu, geri dönülmez yere doğru geliyordu. Sanki oranın bir çığlığı vardı. Ben de bir şekilde onun fark edilmesini sağlamak istedim. Çok şükür Allah nasip etti, fark ettim. Bundan sonraki şeylerimiz de öyle oldu. Yani sizle de paylaştığım gibi çok enteresan. 2014'te yalnız yaptığım yürüyüşü şimdi birçok arkadaşımla beraber yapıyorum. Evet. Birçok güzel insanla beraber yapıyorum. Emin adamlarla da ilerliyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi şeyden bahsedeceğim. Yani sizin bir projeniz vardı ve Türkiye genelinde ses getirdi. Evet. Bu projeden biraz bahsedebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey oldu. Biz göreve geldiğimizde bizi arkadaşlar seçtiğinde tabii kurumları ziyaret ettik. Şunu gördük. Atıklardan enerji üretme artık son zamanlarda devletimizin desteklediği, benimsediği bir konu. Yani şöyle düşünelim, eğer atıklardan siz bir şeyler üretiyorsanız devlet bunu daha yüksek fiyatlarda sizi desteklemek adına satın alıyor. Tabii satın aldığı için de şeyler daha fazla, ilgi daha fazla. Fakat orada da bir biyokütle ve atık diye iki tane ayrı grup var. Biyokütle dediğimiz hani kısaca çok böyle seyredenleri de sıkmamak adına diyorum. Hani mısır sapı, işte fındık kabuğu, ağaç kökü gibi bunların yakılmasıyla elde edilen, işte elde edilecek olan elektrik enerjisinin devlet tarafından satın alınması. Fakat orada bizim daha çok ihtiyacımız olan, bölgemizin özellikle çok ihtiyacı olan tavuk atığının şeyiydi, tavuk atığının yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesi. Evet, mevcut elimizde de birçok evet, var. Var ve büyük bir sorun içindeyiz bu konuda. Hani bu belki gübre olarak daha sonra değerlendirilebilecek ama uzunca bir süreci var. Ama daha hızlı bir şekilde doğayı çok kirletmeden elde edebileceğimiz, enerji de elde edebileceğimiz bir kalori kaynağı da var elimizde. Fakat bunun yakılma süreci biyokütle gibi değil. Yani onun için diyelim, tekrar söylüyorum, kabaca söylüyorum. İki aşamalı bir yakma süreci gerekiyor. Oysa biyokütle de bir aşamalı bir yakma süreciyle yeterli oluyor. Enerji Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı'nın bu konuda aslında farklı görüşleri yoktu. Fakat konuyu farklı olarak anlatıyorlardı. Yani birinde bu yakma malzemesi olarak tavuk atığı görünürken diğerinde atık olarak görünüyordu. Yani birinde biyokütle gibi görünüyordu, birinde atık gibi görünüyordu. Biz iki bakanlığa da yazı yazdık. İki bakanlığımız da çok hızlı dönüş yaptı. Ve bunun atık yakma yönetmeliğinde olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz artık bunu bütün şeylere, kurumlara da dağıttık. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kurumlara da üst yazıyla birlikte bu gelen yazıları yolladık. Dolayısıyla artık yakma prosesi içinde yani iki aşamalı yakmayla beraber bu sistem ele alınacak. Dolayısıyla çok daha temiz bir enerji elde edeceğiz. Yani biz daha önceden belki evet filtreleme sistemleriyle bunu şey yapacaklarsa da artık ona hiç gerek kalmadan veya çok daha az bir filtremeyle bunu yakıp kullanıyor olacağız. Böyle bir elektrik enerjisi elde edeceğiz ki bu bizim çok ihtiyacımız olan bir konu. Tabii sadece bu da değil. Arıtma çamurları çok büyük bir sorun.
Yani işte bizim şehir şebekesinin yağmur sularının arıtılmasından tutun da fabrikalardaki arıtma çamurlarına kadar. Ve bu tesisler artık bunları da yakabiliyor olacak. Yani yakma tesisi şehrimiz için böyle önemli ve şu anda biyokütle yakma olarak yola çıkan bir tesisimiz. Bunlardan sonra artık yakma tesisi olarak ikinci bir aşamalı faaliyete geçti ki bu bizim için, şehrimiz için sevindirici bir konu. Çevre bilincini siz şimdi sanayi kuruluşları, işte şehir genelinde aşılamaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda çalışmalarınız var. Ancak son bir projeniz vardı Milli Eğitim'le birlikte. Evet. Okullara kadar indirdiniz. Evet. Bu bilinci artık, yani çocuk yaştaki öğrencilere bunları anlatıyorsunuz ve afişler yapıldı. Buralardan nasıl geri dönüşler alınıyor? Bunlarla alakalı... Biraz önce söylediğim gibi belki çok hani programınızda da şey olsun istemiyorum. Dinleyenler de hani böyle standart bir program gibi olsun evet. istemiyorum ama gerçekten bir şeyin de hakkını vermek istiyorum. Çok şanslı bir dönemdeyiz biz. Yani çok güzel bir İl Eğitim Müdürlüğümüz, müdürümüz ve ekibi, kadrosu var. Çok ilgililer. Biz ilk gittiğimiz andan itibaren bizimle sürekli beraber bir proje yapmak için hep istekli oldular ve bununla beraber koşturduk. Beraber yürüttüğümüz birçok proje var. Yani başladığımız projelerimiz var. Bunlar çok çok keyifli. Sonuçları yakında alacağız. Aldığımız zaman paylaşırız ama hepsinin bize çok iyi dönüşler olacağından eminim. Size şöyle diyeyim, yani ne yapmak istediğimizi anlatmak açısından söylüyorum. Doğan Cüceloğlu'nun bir şeyi var, bir anısı var anlattığı. İşte hani anlatıyor, iyi insan nasıl olur, şöyle olur, böyle olur. Sonra birisi diyor ki oradan, nasıl olacak bu iş yani? Nasıl, iyi insan nasıl olacak? Ekmek alıyor, koyuyor sahneye ekmeği. Diyor ki, bu ekmeği ezene, ayağıyla ezene ben 500 lira vereceğim diyor. Kimse çıkmıyor. Birisi gelip bu ekmeğin üstüne basarsa 1000 lira vereceğim diyor. Gene kimse yok. Biraz sonra diyor ki bu ekmeği ayağın altında ezene 5000 lira vereceğim diyor. Gene kimse yok. İşte diyor şey bu. Bilinç bu. Ben size 5000 lira vererek dahi bunu yaptıramadım. Eğer siz kötü olan şeyleri, hani sizin için zararlı olan şeyleri bu bilince ulaşıp da artık yapmazsanız, bırakın hani cezai müeyyideleri yapmamayı, bunu doğal olarak zaten yapmıyor olacaksınız. Yani biz oradaki çocuklarımıza, hatta çocuklarımızdan ziyade bize de, yani çocuklarımıza tabii yapacağız ama bize de bunu anlatıyor olmamız gerekecek bir yerde. Yani doğru bildiğimiz yanlışlar da içindeyiz aynı zamanda. İlk başlarda söylediğim gibi aslında kirletici dışarıda değil. Kirletici bizleriz. Nereyi, ne yapıyoruz bazen farkında bile değiliz. Aslında çok büyük sorunlara yol açtığımız, yani bizim Sakarya'ya attığımız bir kirlilik, daha sonra Karasu'da denizde, sahilde yüzen bir çocuğa hastalık olarak gidebiliyor. Bunun farkına vardığımız anda artık onları yapmıyor olacağız ve bu bir adli konuyla çözülebilecek bir şey değil. Bu bizim otokontrol sistemiyle çözebileceğimiz bir konu. Yeter ki farkına varalım. O bilince sahip olmamız evet, gerekiyor. Evet, evet, evet. Sakarya Nehri dediniz, oradan devam edelim. Sakarya Nehri'nin çevresinde bir düzenlemeler oluyor ve projeler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii büyük bir sorun aslında. Çünkü Sakarya'nın çevresine gidenler mutlak görmüşlerdir. Özellikle balık avcıları. Orada bizim göletler dediğimiz bölümler var ve ne yazık ki yarı çöplük halindeler. Hatta biz bununla ilgili hani araçların giremeyeceği bir şeyler yapılsın diye de yazı da yazmıştık. Bir dönem bununla ilgili bir çalışma yapıldı, bir projeler üretildi ama bildiğim kadarıyla belli finansmanlardan dolayı bu proje durdu. Fakat bizim öncelikle ilgilendiğimiz konu şu, bunu muhakkak yerel yönetimlerimiz, belki valiliğimiz zaman içinde ele alacaktır, almaları lazım diye düşünüyoruz. Bu konuda da gerekli katkılarımız neyse zaten Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, SATS olarak bunu veriyor olacağız. Ama onun ötesinde Sakarya bize kirlenmiş olarak geliyor Aziz Bey. Yani Sakarya bize geldiğinde, sınırlarımıza girdiğinde
kirlenmiş olarak. Asıl sorun daha gerilerden geliyor. Tabii öyle de diyemeyiz. Yani öyle de dersek biraz önce ilk konuştuğumuz gibi sanki o kirletti biz hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi olur. Oysa hepimiz bir tarafında varız işin. Ama o tarafında kim var? Bunu biz şu an bir yeni projemiz var. Tüm paydaşlarla, Sakarya'ya kıyısı olan paydaşlarla, oranın il Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri'yle bir araya gelerek, ki bunun ev sahipliğini SATSO olarak biz yapacağız. Gelip bu konuyu konuşacağız. Nerede çözüm bulabiliriz? Nerelerde bir denetleme mekanizmasını nasıl oluşturabiliriz? Yani amacımız Sakarya'nın doğduğu andan itibaren tüm çevresinin el birliği verilerek toparlanıyor olması. Bununla ilgili bir çaba içindeyiz. Umarım bu konuda zaman içinde çok iyi şeyler veriyor olacağız. Öncelik sorunumuz çevre sorunu dedik. Komisyon üyelerinizle çevre sorununa dikkat çekmek için neler yapıyorsunuz? Sanayi kuruluşları, vatandaşlar, bunlarla ilgili çalışmalarınız nelerdir? Birebir temasta mı bulunuyorsunuz? Yoksa projeler mi üretiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Tabii aslında o kadar çok sorunumuz var ki, yani bunun bize gelmesini beklememize de gerek kalmıyor. Çünkü karşımızda çözülmeyi bekleyen, ne yazık ki sıkıntıda olduğumuz konular var. Ama hep söylüyorum, özellikle hakkını vermek adına söylüyorum, çok güzel de bir dönemdeyiz. Yani çok iyi bir il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz var. Çalışanları ve ekibi var. El ele vermiş durum. Belediyemiz, Çevre Koruma Daire Başkanlığımız, ki bizim komisyonumuzda da var. Yani Çevre Koruma Daire Başkanımız bizim komisyonumuzda. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden iki tane müdür yardımcımız bizim komisyonumuzda. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çok değerli bir arkadaşımız, ki Milli Eğitim Müdürümüzün direkt olarak beraber asiste ettiği bir arkadaşımızdır ve çok da bilgili bir arkadaşımız. O yanımızdalar. Yani biz paydaşlarla beraber zaten bütün konuları sürekli beraber konuşuyoruz ve nasıl çözebiliriz gidiyoruz. Biraz önce söylediğim bu biyokütle konusunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz hemen ilgilendi konuyla. Hemen dedi beraber bir çalıştay kuralım, bunu bakanlığa götürelim. Bunu anlatalım. O kadar hızlı çözdük ki bu konuyu. Bu konu bütün Türkiye'nin aslında böyle muallakta kalmış. Yani o tarafından bakarsanız işte tek bir taraflı yakmayla çözebilecek bir konuyken, diğer taraftan baktığınızda da iki aşamalı yakmayla çözülecek bir konu olurken, şimdi artık tamamen yakma şeyinde, sisteminde kullanılacak bir konu oldu ve bizim için çok 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 keyifli bir konu oldu. Çünkü evet, filtreleme sistemleri insanlar yaparlar ama onlara gerek kalmaksızın bunu en başından olduğu yerde en iyi şekilde temiz enerjiye çevirmek bizim gurur duyduğumuz, Türkiye'ye kattığımızı düşündüğümüz bir konu oldu. Hava kirliliği Sakarya'da mevsimsel olarak değişebiliyor. Mevcut kış aylarında daha puslu, daha böyle sisli bir basık havaya sahip oluruz il genelinde. Yaygın olarak da doğalgaz kullanıyoruz şehir olarak. Evet. Kömür kullanan azaldı. Şu an mevcut durumda havanın kirlilik oranları hangi seviyelerde, durum nedir? Şimdi aldığımız verilerde, resmi verilerde 2017 verileri elimizde. Kirlilik oranımız kabul edilebilir oranın sınırlarında. Ne yazık ki bu konuda çok iyi bir durumda değiliz. Yani bunu teşke söyleyebilseydim. Evet, kirli diyemiyoruz ama sınırlarındayız. Yani baktığınız zaman ortalamanın, yani kabul edilebilir ortalamanın sınırlarındayız. Bunun birçok sebebi var. Sadece kömürle, kömür yakılmasıyla ilgili de değil konu. Belki bizim yollarımızın işte havaya kalkan tozu. Yani burada şeye dikkat çekmeye çalıştım ben. Kış aylarında bu oran daha da artıyordur illaki. Bir fark vardır yani diğer aylara rağmen. Tabii bölgesel ama şöyle Aziz Bey, diyelim ki siz bunu şehir merkezinde bunu çok hissederken, biraz daha açıldığınız zaman çevre ilçelerde bunu bu kadar çok hissetmeyebiliyorsunuz. Ama bir gerçeğimiz var, genel bir gerçeğimiz var. Bizim burası bir ova. Ova olduğu için de bir kirlilik oluştuğunda bu ovada kalıyor. Yani çok hızlı sirkülleri yok. Tabii
şöyle bir şey oluşması gerekiyor. Belki bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Bir Karadeniz Boğazımız var bizim. Yani Karadeniz'den gelen havayı şöyle düşünelim. Aynen su gibi havanın da kendi bir akış güzergahı var. Yani nasıl bizim nehrimizin bir güzergahı var ve oradan akıyorsa havanın da bir akış güzergahı var. Biz havanın akış güzergahlarını düşünerek aslında imar planlarında düzenlemeler yapmalıyız. Yani bu bence çok çok dikkat edilmesi gereken. Aslında Sakarya'nın bunu yaptığı anda yani bacalarını, şehrin bacalarını oluşturmamız lazım. Belki bunlar bir şekilde çalışma yapılıyordur. Şu ana kadar bununla ilgili bir görüş almadım. Bilmiyorum onun için. Hani yapılmıyor diyemem. Çünkü bilgi dağarcığımda olan bir konu değil. Ama bu en çok dikkat edilmesi gereken konu olarak düşünüyorum. Atıklar dedik az önce. Atıklarla alakalı konuştuk. Evrensel atıklar, biyolojik atıklar. Bunların dönüşümüyle alakalı Sakarya genelinde entegreler ne durumda, neler yapılıyor? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii şeyi çok önemsiyoruz Aziz Bey. Yani sıfır atık projesini, devletimizin sıfır atık projesi bizim için çok çok önemli bir proje. Biz bununla ilgili seminerlerinde de katıldık ve devam ediyoruz. Sanıyorum belki de hani bu konuda en iyi çözümler bulacağımız bir konu. Fakat tek bir noktadan bir çözüm yok. Yani sıfır atık projesi ortada, evet biz bunu şöyle şöyle yaparsak olur. Böyle bir şeyimiz yok ne yazık ki. Yani bunun ilk başta kaynağından toplamadan başlayıp daha sonradan enerjiye çevrileceği veya dönüşeceği yere kadar ki geçen sürecin tamamı, tüm prosesi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bir yerlerde kopukluk olduğunda, yani siz kaynağından topladığınız işte kağıdı, camı, metali ve evsel atıkları sonra gelip de aynı arabanın içinde harmanladığınızda bunun bir anlamı kalmıyor. Ki bu konuda ayrıştırmak gerekiyor. Mutlaka ayrıştırmak lazım. Yani bunun biz daha sonra firmalarda bu fabrikalarda, tesislerde ayrışıyor olsa da bunun oraya gidene kadar ayrışması tabii ki hem oradaki maliyet açısından yani işletmenin maliyeti açısından mutlak fark edecektir. Tabii şanslıyız. Sekay diye bir projemiz var. Bu bir bizim çöplerden elektrik üretmemizi hatta başka gazlar üretmemizi sağlayacak olan bir proje. Büyük bir projedir. Buna emeğe geçen arkadaşlara şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje. Evet yani bu şehrimiz için önemli. Umarım bir an önce tamamlanır ve hayata geçer. Çok küçük bir kısmı bildiğim kadarıyla çalışıyor. Ama biz oraya kadarki kısmı aslında halletmemiz lazım. Şöyle düşünelim. Hani herkesin sevindiği ama aslında da biraz da üzüldüğü bir konu var. Hani bazı arkadaşlarımızın, bazı hemşerilerimizin ne yazık ki çöplerden işte içlerine girerek onların içindeki ayrışmayı onlar bir şekilde yapıyorlar. Yani kartonu, işte alüminyum, belki demiri alıyorlar ama ne yazık ki onlar tabii sağlıksız şartlarda yapılıyor bu. Hani buna sevinemeyiz. Aslında bu... Buyurun. Bununla alakalı bir şey soracağım aslında da. Şimdi bu Sekay projesi var bilindik üzere. Vatandaşa peki bu ayrıştırmayla alakalı herkes kendi evinde ayrıştırsa bununla alakalı da bir çalışma yapılacak mı? Var mı acaba gündemde? Şimdi plastik bir yere işte cam bir yere bununla alakalı daha kapsamlı bir şey olursa. Olmama durumu yok Aziz Bey. Yani bunun biz Sekay'ı kuruyor da olsak, Sekay tam çalışıyor da olsa gelişmiş olan bütün ülkelerde bunların ayrıştığını görüyoruz. Yani bunların nasılsa bu fabrikada ayrılacak. Biz bunun hepsini bir araya koyalım, ondan sonra yollayalım diye bir anlayış yok. Bunların çünkü oraya gittiği zaman siz beraber kardığınızda ayrışmasının da bir maliyeti olacak. Yani siz ayrışmış olan giden bir malzemeyi ayrı ayrı bölümlere dağıtmak varken siz karışmış olan bir malzemeyi bir daha da ayırmaya çaba sarf edeceksiniz. Orada bir enerji harcıyor olacaksınız. Mutlak şeyi var bunun. Yani bunun bir süre sonra yapılması lazım ki sıfır atık projesinin olmazsa olmazlarından biridir bu. Ama İlk başta söylediğimiz gibi Aziz Bey, bu bir proses. Yani bunun bir tarafından sadece ben ayrıştırdım olmadı. Bunu taşıdım gene olmadı. Yani tüm prosesi aşama aşama doğru bir noktada birleştirmek gerekiyor. Şu an bizim bununla ilgili
bazı yerlerde kopukluklarımız var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani bu kopukluklar neler? Nerelerden toparlayabiliriz konuyu? Bununla ilgili şeyimiz var. Bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Yani bu atıkların birinci elden ayrıştırmış olarak gelmesi hem oranın yararını evet. Hem de bir karmaşıklığın önüne geçer. Tabii tabii. Kadar. Yani şimdi şöyle düşünelim. İşte pillerin biliyorsunuz ne kadar evet. büyük bir kirletici olduğunu ama sadece piller değil. Onun içinde işte ilk başta söylediğimiz gibi hani konuşurken evimizdeki kızartma yağları da büyük bir sorundur. Evet. Aslında siz nasılsa bizim şeylerimiz, kanalizasyonlu sularımız arıtılıyor diye siz kızartma yağı döktüğünüz anda evet. o arıtmaya gittiği zaman o arıtma havuzunda ayrı bir maliyet ve daha kalitesiz bir arıtma olacak. Yani bunların hepsini beraber düşünmek, beraber çözmek durumundayız. Ama bunu da bütün paydaşlarla beraber yapmamız lazım. Hani bunu şöyle yapamayız Aziz Bey. Biz bunu atalım, belediyede arıtsın. Veya biz bunu atalım veya başka atanlar nasılsa bunu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz cezasını keser. Bunlarla biz bir yere varamayız. Yani biz polisiye tedbirlerle veya birimizin kirlettiğini birisi sürekli temizleyerek bir yere varamayız. Bunun için bizim bütün bir prosesi, bütün bir süreci başından sonuna kadar iyi tahlil edip nerelerde ne yapmamız lazım, nasıl müdahale etmemiz gerekiyor, çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Biz şimdi buna başlamış durumdayız. SATSO olarak bu konuda çalışmalarımız var. Önce kendi binamızdan başladık. Önce kendi binamızı sıfır atığa dönük neler yapabiliriz? Projelendirdik. Şimdi iki tane yeni binamız var ki evet. SATSO bu konuda üyelerine ve diğer tüm ticarete gelen oradaki insanlar herkese çok iyi hizmet vereceği çok güzel bir projemiz var. Onlar tamamlandığında bizim sıfır atıkla ilgili binamızdaki her şey yapılıyor olacak. Aslında biz bunun bir modeli de olacağız, bir numunesi de olacağız. Yani bununla ilgili de çok hızlı çalışmamız var. Bunu da şehre nasıl yayarız, şehirde nasıl bir dönüş yaparız? Bununla ilgili de ciddi çalışmalarımız oluyor tabii. Yani bunun devamında o zaman önümüzdeki günlerde ciddi anlamda projeler gelecek. Tabii tabii tabii. Bu devletimizin bir projesi Aziz Bey. Hı hı. Bu devletimizin bir projesi ve çok mutlu olduğumuz bir proje. Yani gerçekten bence çevre anlamında aslın projesi. Yani ciddi daha, bir geri dönüş bekleniliyor. Tabii 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 ve çok da sahip çıkılıyor. Yani buna bütün kurumlarımız sıfır atık projesine çok sahip çıkmış durumdalar. Tabii çok yeni, daha bazı yerlerde kopukluklar var. O kopuklukları da zaman içinde herkes kendi özelinde toparladığında sonuç mükemmel olacaktır diye düşünüyorum. Şu andaki şehirleşme durumu nedir? Bununla ilgili bir bilgi verirseniz. Şimdi bizim belediyemizin bir projesi var biliyorsunuz yatay şehircilikle ilgili. Evet. Bu devletimizin de desteklediği veya istediği bir proje. Bu bizim için de, bizim de istediğimiz bir proje. Yani biz de bunun tarafındayız. Çünkü şehrimizin nefes alacağı, yeşil alanlarının mümkün olduğunca çok olduğu bir şehircilik düşünüyoruz. Tabii şöyle de bir şey istiyoruz, şöyle bir şey hayal ediyoruz aslında Aziz Bey. Yani öyle bir şehirde yaşayalım ki bizim çocuklarımız şöyle demesinler. Ya işte bizim bahçemiz vardı, biz orada oyun oynardık ama şimdi buralar beton oldu. Artık bunların olmayacağı, çocukların rahat rahat oyun oynayabilecekleri, mahallelerinde kendine ait yerlerinin olabildiği, sosyalleşebildikleri ve mahallenin de aslında sosyalleşebildiği özel alanları olan böyle en başından yani en mahallesi mahalle sokağından daha doğrusu sokağından başlayıp ilçesine kadar gelen bir su damlası gibi bir şey düşünüyoruz. Her tarafında yeşile daha çok önem verilen, yeşilin daha çok olduğu, insanların yaşam alanlarının daha çok olduğu bir şehir özlüyoruz. Evet, şehircilik dedik. Şimdi sanayi üzerinden konuştuk. Atıklar işte evet. Bunlarla alakalı yorumlarınızı yaptınız. Şimdi Çevre ve Şehircilik Komisyonu olarak nasıl bir sanayi düşünüyorsunuz? Fikriniz nedir? Biliyorsunuz ki yani siz de işin içindesiniz daha doğrusu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak sanayi anlamında katma değer katıyor bu şehre.
ciddi anlamda yatırımlara ev sahipliğinde bulunuyor. Sizin düşünceniz nedir bu konuda, sanayileşme anlamında? Şöyle düşünüyoruz. Bizim yeni yönetimimizle beraber Sakarya Ticaret Sanayi Odası'nın, SATSU'nun yeni yönetimiyle başkanımızla beraber ortaklaşa bir hayalimiz var. Bu hayalimiz şöyle. 3 tane saç ayağı var Sakarya'da. Tarım, sanayi ve turizm. Bunların herhangi biri diğerine feda edilmemeli. Yani biz turizmi kazanacağız diye sanayimizi feda etmeyelim. Tarım sahaları açacağız diye diğer taraftan turizmimizi veya sanayimizi feda etmeyelim. Hepsi beraber yaşasın, hepsi dost olarak yaşasın. Yani birbirini yok eden sanayiler veya birbirini yok eden gruplar olmasın. Yani biz bir vandal sanayiden bahsetmiyoruz. Sanayi olacak ama sanayi maksimum çevre duyarlılığı olan, çevre kirletici olmayan, sürekli değer üreten bir yapıda olacak. Tüm bunlar turizmde böyle olacak, tarımda böyle olacak. Bunu hedeflediğimiz konu bu. Yani biz bu üç saç ayağını çok önemsiyoruz. Herhangi birinden herhangi birini feda etmiyoruz. Hepsi önemli. Hepsinin gelişeceği bir Sakarya düşünüyoruz. Olmazsa olmaz kurallarınızdan bir tanesi evet, bu. Hayal galiba. Ettiğimiz Sakarya bu. Yani tarımını kirleten sanayi değil. İşte turizmini yok eden veya turizmin yok ettiği bir sanayi değil. Hepsinin beraber bir arada olduğu, bir arada ürettiği, geliştiği üç saç ayağı üzerine çok kuvvetli bir Sakarya hayal ediyoruz. Çevre dedik. Paydaşlarınızla ile alakalı çevre mühendisleriyle ilgili çalışmalarınız var mı? Yani onları böyle toplayıcı birlik ve beraberlik içinde çalışmalarınızı sürdürdünüz. Var tabii. Biz daha yeni üniversitemizde de görüştük. Biliyorsunuz üniversitemizde çevre mühendisliği bölümümüz var. Evet. Çok da keyifli bir görüşme geçirdik. Onlar da bizimle beraber ortaklaşa çalışma isteğindeler. Ve biz çevre mühendislerimiz hem de burada kendi okulumuz ve mühendislerimiz olduğu halde ne yazık ki çevre mühendislerinin bağlı olduğu odaları burada yok. Bir an önce temsil ediliyor olmaları iki konuda çok önemli Aziz Bey. Bir tanesi bizim onların aldığı eğitime çok ihtiyacımız var. Onlar nasıl daha iyi bir çevrede yaşayacağımızın eğitimini aldılar. Kileticilerle nasıl baş edeceğimizin eğitimini aldılar. Onları bizim hayatımıza sokmaları ve bununla ilgili değer üretmeleri gerekiyor. Aynı zamanda kendi işlerinde mesleki olarak da problemleri var. Bu problemleri de çözmeleri gerekiyor. Ve bunun için çok acil, hızlı bir şekilde odaya ihtiyaçları var. Bir temsile ihtiyaçları var. Bu Sakarya'mız için, şehrimiz için çok önem verdiğimiz bir proje. Bununla ilgili arkadaşlarla çalışıyoruz. Çevre mühendisi arkadaşlarla çalışıyoruz. Kendi genel başkanlarıyla da bu konuda görüştük. Sanıyorum kısa zamanda nasip olursa bir odalaşmaya tanık olacağız hep birlikte ki çok önemsediğimiz, mutlu olduğumuz bir proje. Yani ben buradan şunu çıkarıyorum. Üniversitede okuyan çevre mühendisleri onların ileride yaşayabilecekleri sıkıntılara siz onlar okurken müdahale ediyorsunuz. Onlara bir zemin hazırlıyorsunuz, imkanlarını kolaylaştırıyorsunuz. Ben bu şekilde anladım. Doğrudur herhalde. Şöyle diyebilirim. Biraz daha açmış olayım konuyu. Bizim son olarak görüştüğümüzde şöyle bir ortak paydada buluştuk. Hayalleri olsun istedik çocukların. Evet. Yani orada okuyan çevre mühendislerinin daha iyiye yönelik bir hayali olsun. Bizim çevre komisyonumuzun amacı da bu. Biz daha iyiyi, güzeli nasıl buluruz? Yani çevremizde birçok şey var. Suçlamak çok kolay Aziz Bey. Kenardan girip şikayet etmek de çok kolay. Ama sistemin içinden girip siz bir masanın etrafına buluştuğunuz zaman işte orada çözüm ürettiğinizde esas güzel şeyler orada oluşuyor. Yani siz oturduğunuz yerden suçlayarak, başka insanlara hedef göstererek bir yere varamıyorsunuz. Aslında evet. İncitici de oluyorsunuz. Ama beraber olduğumuzda gerçekten zaten konunun muhatabı biziz. Hep beraber olduğumuzda biz şimdi bir sorunla karşılaştığımızda bir üyemizden olabilir bu, dışarıdan olabilir. Muhakkak beraber bir araya geliyoruz. Ve her sorunu beraber çözebiliyoruz. Yani karşımızdaki kişi bana ne ben çevreyi kirletiyorum demiyor.
Eğer onun farkına vardığında, ortak çözümler bulduğumuzda onun çok hızlı bir şekilde evrildiğini görüyorsunuz. Şöyle düşünelim. Siz masanın etrafından insanları uzaklaştırarak çözüm bulamazsınız. Yani bizim düşüncemiz o. Siz adli tedbirlerle, cezalarla bu işi bir yere getiremezsiniz. Belki biraz korkutabilirsiniz ama onu yapan işte gecenin bir yarısında yapabilir. Sizin kameralarınız olmadığı bir yerde yapabilir. Ama tüm paydaşlar bir masadaysa, tüm paydaşlar beraber konuşuyorsa, ortak bir hedef oluşturmuşlarsa işte o zaman çözüm de beraberinde geliyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Üniversitede okuyan çevre mühendisi adayı arkadaşlarımıza, çevre mühendisi olmuş olan arkadaşlarımıza, onların ideallerini, onların aldıkları eğitimleri maksimum faydalanabileceğimiz ve onların ne kadar önemli bir eğitim aldıklarını aslında onlara hatırlatmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız bu. Anladım. Yani şimdi onların aldığı eğitim dedik. O eğitimde de siz de bilgi paylaşımında bulunuyorsunuz. Evet. Paydaşlar olarak da bir araya geliyorsunuz. Peki onlar size bir fikirle gelip bir fikrini söylediği zaman nasıl bir karşılık buluyorlar? Neler yapıyorsunuz? Şöyle. Üniversite ile alakalı çalışmalarınızda evet, biz son nokta nedir? Çok teşekkür ederim. Şöyle biz son gittiğimizde şöyle bir ortak karara vardık. 14 ders saati, bunların 7 saatini biz programlıyor olacağız. Beraber hocamızla görüştüğümüz konu bu. Bu 7 saatte aslında biz onlara belli konu başlıkları ile ilgili uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ve çözümleri birebir anlatıyor olacağız. Bunu yaparken hani seçtikleri bölümlerin nelere yapıldığını, ne kadar faydalı işler yapabildiğini, nerelerden yaklaşabilirler, nerelerden onların ilgi alanları aslında onları hatırlatıyor olacağız ki eminim bu süreçten sonraki bu birinci sınıftan başlayan bir proses. Bu süreçten sonra çok daha güzel, derslerinde daha ilgili, daha çok bilgi donanımını isteyen arkadaşlarımız olacağı inancındayız. Evet, şimdi şeyi soracağım. 31 Mart seçimler, yerel seçimler. Evet. Yerel yönetimlerden beklentileriniz nelerdir? Şu an mevcutta adaylar çıktı. Evet. Her partiden aday projelerini anlatıyor. Vatandaşa sunuyor. Bu projelerin içinde çevreyle alakalı projeler gördünüz mü? Beklentileriniz nelerdir? Şöyle yuvarlak kelimeler var tabii Aziz Bey. Ama net olarak bir şey şu ana kadar çok görmüş değiliz. Ama şeyleri aday olan, partiden aday olan başkan adaylarını ziyaret edeceğiz. Nasıl olursa böyle bir programımız var. Fakat bizim beklentimiz şu. Eğer bu programı izliyorlarsa ki sanıyorum izlemeleri gerekiyor. Çünkü evet. Sakarya'nın gerçekten TV264 çok güzel bir değeri. Çok çok eksikliği olan bir şeyi kapatmış durumdasınız. Çok mutlu oldum. Bunu tekrar söylüyorum. Sizi onur edeyim veya burada ekrandan işte bir şeyler söylemek adına söylemiyorum. Bu gurur duyduğum bir konu. Çünkü bizim ifade edilmemiz lazım. Şehrin ifade edilmesi lazım. Şehrin sadece sorunlarının değil, güzel şeylerin de ifade edilmesi lazım. Yaylalarımızın tanıtılması lazım. Göllerimizin tanıtılması lazım. O kadar güzel bir şehirdeyiz ki bu şehirde gerçekten hep beraber sıkı sıkıya sarılmamız gereken bir şehirdeyiz. Bunun bir benzeri yok. Evet. Yani ben Türkiye'de Sakarya'nın bir benzeri şehir göremedim. Bu kadar çok güzelliği bir arada balında. Aynı zamanda insan güzelliğimiz de böyle. Evet. Yani birçok bizde nerelisin sözü hemen geçer ya, evet. Çok çok keyiflidir. Aslında hepimiz Sakaryalıyız. 76 yılında biz buraya geldik. Trabzon'dan geldik. Memur ailesi olarak geldik. Ama şu an bana sordukları zaman ben Sakaryalıyım diyorum. Ve Sakaryalı olmaktan da çok mutluyum. Çok güzel bir şehrimiz var. Kendi içinde derinlikleri var. Her şehrin olduğu gibi bizim de sorunlarımız var. Ama biz işte Sakarya ve Ticaret Sanayi Odası olarak artık bu sorunları veya artık demeyeyim de biraz daha fazla bir özenle hep beraber çözme taraftarıyız. Yani biz artık bu sorunların muhatabıyız. Bu konu, bu kenarda duran sorunlara şikayet ederek yaklaşan değil de çözümün parçası olan gruptayız. Ve bununla da ilgili çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Çok keyifli bir birliktelik yaşıyoruz. Dediğim gibi bizim masamızda bütün paydaşlar hep beraber oturuyoruz, hep beraber konuşuyoruz. Yeni yeni projeler üretiyoruz.
Yeni adaylara gelince bizim onlardan beklentimiz veya duymak istediğimiz şu. Bu şehirle ilgili hayalleri ne? Bizim şehir olarak hayale ihtiyacımız var Aziz Bey. Ortak hayale ihtiyacımız var. Bizim ortak hayalimiz olmalı. Yani biz nasıl bir şehirde yaşamak istiyoruz? Peki bu şehirde böyle bir şehirde yaşamak için de neler yapılması lazım? Tüm bunları hep beraber hayal edecek inşallah yerel yöneticilerimiz gelecektir umudundayım. Onlara da buradan ben şimdi onların yanına ziyaret etmeden bir de tüyo vermiş olalım. Umarım onların hayallerini, ortak hayallerini hep beraber paylaşacağız. Hep beraber çok daha keyifli bir Sakarya, çok daha keyifli, mutluluk duyduğumuz çevresinden, şehrinden övündüğümüz bir Sakarya'ya kavuşacağız. Şehir olarak aslında çevre anlamında yerel yönetimlerden çok büyük beklenti içindeyiz. Tam olarak böyle değil Aziz Bey. Yani sadece yerel yönetimlerin ilk konumuzda, birinci bölümde konuştuğumuz gibi sadece yerel yönetimlerden bekleyebileceğimiz bir şey değil bu. Bütün şehir, bütün herkesin bir hayali olmalı. Yani biz bir hayal şehrinde yaşamalıyız. Yani hepimizin ortak bir hayali olmalı ve o hayal üzerinde paydaş olmalıyız. Yani işte o Doğan Cüceloğlu'nun anlattığı hikayedeki gibi biz o ekmeğe veya biz elimizdeki çöpü bize para verseler de atmamamız gerekiyor. Bize para verseler de biz ayrıştırmadan çöplerimizi kapıya koymamamız gerekiyor. Bize para verseler de biz onları bir araya getirip belli çöp sahalarına veya çöp sahası olmayan yerlere dökmememiz gerekiyor. Yani bunu biz kendi içimizde bu şehir için yapıyor olmamız lazım. Bu şehirde birisi yola çöp attığı zaman bir şeyin paketini sıkıştırıp kenara attığım zaman bir dakika arkadaşım benim Sakarya'm çok güzel bir şehir. Bizim bir hedefimiz var. Bizim bir hayalimiz var. Biz çok temiz, çok pırıl pırıl bir Sakarya'da yaşıyoruz. Lütfen sen de buna saygı duy diyebileceğimiz ortak hayallerimizin olduğu, hepimizin ortak hayallerinin olduğu. Bunu bürokrasisinden, kamu yönetiminden, yerel yönetimine herkesi kastederek söylüyorum. Tüm hepimizin ortak hayali olduğumu düşünsenize. Sanayici bu ortak hayalde zaten kendisi kirletmiyor olacak. Zaten geri dönüşüm firmalarımız var. Kuvvetli güzel geri dönüşüm firmalarımız var. Onlar da zaten işini geri dönüştürüyor olabilecek. Bunun farkına varacak. Buna verdiği bir para ona boşa giden bir para değil de hayallerine verdiği bir para olarak gidecek. İşte bunun karşı değeri yok. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Çok çok önemli bir konu. Geri dönüşüm firmalarının mutlak ve mutlak bir an önce kendilerine ait bir alana ihtiyaçları var. Bu Sakarya'mız için çok çok önemli bir konu. Bununla ilgili dernekleri var. Bununla ilgili Sakarya Ticaret Sanayi Odası'nda temsil edildikleri komiteler var. Ve bu bizim için bir an önce halledilmesi gereken bir problem geri dönüşümcülerin olduğu. Yani onların bir çalışma sahasına ihtiyacı var. Kesinlikle. Şu anda parça parçalar parça herhalde. Parça parçalar ve ne yazık ki ondan dolayı istemeyerek de olsa belli dağınıklıklar içindeler. Çok çaba sarf ediyorlar. Çok biz de beraber onlarla bu dertlerine ortak olduk. Sayın Belediye Başkanımızla da bu konuda bir görüşme yaptık ama biliyorsunuz seçim üzerineyiz de. Yani bazı şeyler çok hızlı hareket edemiyor, evet. Biliyor bu dönemlerde. Fakat hani adaylara da söylemiş olayım bu arada. Hani bu vesileyle kim kazanırsa Sakarya'mız için iyisi olacaktır inşallah. Biz kim kazanırsa onunla beraber olacağız. Çünkü Sakarya ve Ticaret Sanayi Odası partiler üstü bir kurumdur. Bizim için önemli olan Sakarya'mızın en iyi durumda olmasıdır. Sanayimizin, tarımımızın, turizmimizin en iyi durumda olmasıdır. Burada yaşayan insanların en iyi hayat şartlarında yaşıyor olmasıdır. Bizim hedefimiz budur. Ama onlara da buradan bir söylemiş olalım. Mutlak projelerin arasına geri dönüşümcülerle ilgili özel bir alan, özel bir sanayi bölgesi akıllarında olsun. Çünkü çok çok önemli bir sorunumuz bu bizim. Şimdi az önce bahsettik bu atıklardan. İşte vatandaş alıyor, evde banyosunu kırıyor. Çuvala dolduruyor taşlarını, boş bir araziye atıyor. Şimdi burada bizim izleyenlere bir mesaj da vermemiz lazım aslında.
şu anlamda siz müracaat merceği değilsiniz. Ama vatandaş gördü. Götürdüler molozu, boş bir araziye attılar. O arada yoldan geçen biri gördü. Ya da başka bir atık attı oraya. Ne yapmaları gerekiyor? Nereye şikayet edecekler? Kimi aramaları gerekiyor bu anlamda? Şimdi bu da güzel bir mesaj olur bence. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir hikaye var. Bu Atatürk döneminde geçtiği varsayılıyor. Ve bizim Sakarya Köprüsü'nde olduğu varsayılıyor. Çok emin değilim yalnız bu hikayeden. Yani rivayet de edilmiş olabilir. Ama benim çok hoşuma gider. Paylaşmak istiyorum burada. Sakarya Köprüsü'nün başında Atatürk bakıyor ki iki tane orman memuru var. Ormancı duruyor orada. Diyor ki bu orman memurları niye burada? Yani neyi bekliyor? Diyorlar ki işte ormanı kestikleri zaman işte tek yol burası. Buradan geçecekler. İşte buradan geçtikleri zaman da yakalayacaklar bunu. Ondan dolayı da bu memurlar burada bekliyor. Atatürk diyor ki niye burada bekliyorlar? Ormanı kestirmeyin. Ormanı kestirdikten sonra siz burada onu yakalasanız ne olur? Yani bizim birinci derecede ki hedefimiz Aziz Bey en başından söylediğim gibi o atıkların o şeye atılmaması, o araziye atılmaması. Biz bundan baş edemeyiz. Yani siz onu şikayet ettiniz, bunu söylediniz, o muhatabı aradınız. Bunların tamamı kısa süreli belli bir şeyler yapabilir. Ama esas olan şey oraya o atığın atılmamasını sağlamak. Oraya o atığın atılmaması da hep beraber yapacağımız. İşte o atığı atacak olan kişi kendi içinde onun rahatsızlığını yaşarsa, yani komşusu gördüğü zaman o biraz önce konuştuğumuz, hayal ettiğimiz şehirle ilgili ya ben yanlış yapıyorum kendi kendine derse, işte o ekmeği parayla ezmeyen insan gibi olursa, işte o zaman biz bir şeyleri çözüyor olacağız. Yani bizim bu konuda yaklaşımımız o ceza versin, buradan işte şu bölüme, işte şu telefon numarasına başvurun değil. O atığı oraya attırmayalım. Sadece o çok masum bir şey Aziz Bey. O kadar kötü şeyler duyuyoruz ki, o kadar kötü şeyler yaşandı ki, yaşanıyor ki şu an. Ne yazık ki tarlalarımızda bizim bilmediğimiz malzemeler var. Evet. Yani biz bir kere bunları çözmüş olmamız gerekiyor ve bunları da biz polisiye tedbirlerle aşabilmemiz çok zor. Ancak bunu el birliğiyle yaparsak, yani o tarladaki arkadaşımız da buna sahip çıkarsa, o köydeki muhtarımız da sahip çıkarsa, sanayici arkadaşımız da sahip çıkarsa, hep beraber sahip çıkarsak bu sorunları çözebileceğiz. İnşallah bu konuda hareket ediyoruz. İnşallah muvaffak olursunuz bu konuda. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çevreyle alakalı, Sakarya'yla ilgili, il genelindeki bir düşüncenizi alalım, son sözlerinizi alalım. Evet, ilk başta söylemiştim. Hı-hı. Tekrarlamakta fayda görüyorum. Çok şanslı olduğumuz bir dönemdeyiz. Ben bu konuda kendimi çok çok şanslı hissediyorum. Çünkü işte 5 yıl önce yalnız yürüdüğüm yürüyüşte artık koskoca bir Sanayi ve Ticaret Odası'nın kuvvetiyle yürüyorum. O kadar çok insanla beraber yürüyorum ki. Yani bu 5 yıl benim istediğim her şeyi bana verdi. Ve şu an şurada sizinle beraber bu konuları konuşabiliyorum. O zaman yalnız yürüdüm ben yolu. Yani bu biraz da ilham olsun diye söylüyorum. Yalnız yürüdüğüm bir yolda şimdi artık Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle beraber yürüyorum. Bu çok çok keyifli. Bu desteğe de çok güzel bir teveccüh var. Çok büyük bir ilgi var. Yani biz gittiğimizde Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na niye geldiniz demiyor. Ne yapabiliriz? İyi ki geldiniz. Beraber bunu nasıl çözebiliriz diyorlar. Beraber neler yapabiliriz diyorlar. İl Müdürlüğü'ne gittiğimizde biraz önce anlattığım gibi ortak çalıştayla o kadar hızlı hallettik ki bu konuyu. Bu konu bizim önümüzde böyle dev gibiydi. Yani nasıl yapabiliriz? Ya bu belli. Yani ya bu atıklar burada yakılırlarsa, ya etrafa kirleticiler gelirse, yani biz filtrelerin çalıştığından ne kadar emin olabiliriz, ne yapalım diye içimiz yanıyordu. Yani hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı bir konuyla ilgili biz bunu öğrendikten sonra artık çok sorumluyduk ve çok üzülüyorduk. Ne yapabiliriz derken bir anda sağ olsun Çevre Şehircilik İl Müdürümüz, Müdür yardımcılarımız hemen beraber bir çalıştay yaptık. Bakanlıklara yazı yazdık, cevapları aldık, ortaklaştırıldık ve paydaşlara gönderdik, çözdük.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz hemen gittiğimizde o kadar hızlı sarıp sarmalandık ki, ne yapalım, iyi ki geldiniz, biz de sizi bekliyorduk, sizinle beraber ne yaparız? İşte biz önce hatta şey yaptık, resim yarışmaları yapalım falan. Dedi ki yeni müdürümüz, hayır dedi. Konuya girsin, çocuklar konunun içinde olsunlar. Biz bununla ilgili ne yapalım, onu konuşalım dedi ve onunla ilgili projeler ürettik. Yani şahane şeyler oluyor, mucize şeyler oluyor ve ben çok mutluyum. Sakarya'mız için inşallah yeni dönemde, bir sonraki programımızda bu konuştuklarımızın gelişmiş özetleriyle karşılaşmak istiyorum sizinle. Bunları size mutlulukla anlatmak istiyorum. Bu konuda bir hareketimiz var. Ciddi destekleniyoruz. Biz de sizi tekrar burada konuk almaktan dolayı onur duyarız. Evet. İnşallah yani bu projelerin devamında gelinen noktada gelirsiniz. Bize tekrar bu bilgileri paylaşırsanız seviniriz. Çok teşekkür ederim. Biraz önce söylediğim değer, ben şimdi Sakarya'nın bir değeri olarak burayı da görüyorum. Yani ne kadar bizim paydaşlarımızla ilgili böyle bir değerimiz varsa, medyamızın da bu şekilde bir değeri olması, bu şekilde bir yayın sunuyor olabilmesi bizim için çok çok mutluluk verici. Çok gurur duydum ben. Yani buraya girdiğimde sizin bu stüdyolarınızda, yaklaşımınızla, emeğinizle çok gurur duydum. Bu olmazsa olmaz. Yani biz ne kadar şey yaparsak yapalım, evet TV264, onun ailesi, Medyabar, tüm bunlar, tüm yerel basın, tüm gazetelerimiz, eğer bunlar olmazsa olmaz. El birliğiyle biz ancak bir ses oluşturabiliriz. El birliğiyle ancak birbirimize farkındalık oluşturup birbirimizi duyabiliriz veya duyurabiliriz. Onun için ben çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir yapı, çok güzel bir imkan sağladığınız için çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Aslında ben bu 5. programım. Bir teşekkürü her zaman unutuyorum. Bu yayını televizyonlara, ekranlara taşıyan rejideki arkadaşlarımız var. Bizim kahrımızı çeken. Evet. Ben de sizlerin aracılığınızla onlara buradan çok teşekkür ederim. Emek veriyorlar. Çok uğraşıyorlar. Yayın öncesi, yayın sonrası. Onlara da teşekkür etmiş olalım. Programımızın formatında var. Her gelen konumuzdan bir hatıra alıyoruz. Evet, onu hazırladım. Çok da keyif duydum. Biliyorsunuz ben deriden mamul kaynakçı kıyafetleri üretiyorum. Kaynak evet. Koruma kıyafetleri üretiyorum. Ve ürettiğim kıyafetler aslında işçi kıyafetleri, ne yazık ki insanlarda şey gibi görünür. Böyle daha uygun malzemeler üretiyor. Oysa ben en iyisini üretiyorum. En iyisini ürettiğim için de aynı kıyafeti çarşıda giyebileceğinizi göstermek adına size böyle bir deriden mont yaptık. Umarım keyifle çok kullanırsınız. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Siz de programımıza geldiniz. Şeref verdiniz. Bizi onurlandırdınız. Tekrar sizi ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda projelerinizle alakalı konuk etmek isteriz. Mutluluk çok duyarım. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum bu imkan için. Sağ olun. Sayın izleyiciler, Ekonomi Pusulası'nın bu hafta da sonuna geldik. Haftaya aynı saatte farklı bir konukla tekrar sizin karşınızda olacağız.